senin bir hayır. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi yapacağımız bu kitabı okumayı hayırlara, hayırlarla tamamla. Bugünkü konumuz, dersimiz akaid. Deliller İslam Akaidi, Hüseyin Okur. Sayfa 147 ve imanın şartlarından ahirete iman. Gelsinler, otur. Gelsinler, hemen falan. Çay içeriz inşallah. Ahiret hayatı ölümle birlikte başlar. Ahirete iman hususunu tam olarak anlayabilmek için ölümü ve kabir hayatını da anlamak gerekir. Ahirete giderken iki türlü ölüm vardır. İmanlı ve imansız. Ahirette varılacak iki yurt vardır. Cennet ve cehennem. Orada ise iki sonuç vardır. Yüce Allah'ın rahmeti veya gazabı. Şimdi bu şeyde de var. Bismillahirrahmanirrahim. Hani bu elif, la, mim, zalikel kitabu, la, raybe, fi, huden, lil, muttaqin. İşte ellezine yu'minuna bil gayb ve yuqimuna salatu ve mimma razaknam yunfikun. Ondan sonra nasıl geliyor? İleke ve ma min qab. Ve bil ahiretuhum yuqinun. Ayet-i kerimesi bu. Ve bil ahiretum, onlar ahiret gününe yuqinun, yakinen iman ederler. Bu yakinen iman ederler meselesi de 3 mertebededir yani. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu yakini şöyle tarif ediyor ki ilmel yakin şöyledir diyor. Mesela uzaktan bir duman gördün. Duman olan yerde ne vardır? Ateş vardır. Diyor ki ben gözümle gideceğim, onu göreceğim. Ve gidiyor gözünle, o ateşi görüyor. Ateş, duman. Ondan sonra diyor ki ateşin şeyi nedir, özelliği nedir, amacı nedir? Yani ateşin sıfatı nedir? Elini içine sokuyor, ateş yakıyor. Bu da hakkel yakin. Yani ateşi ne yapmış oluyor? Gerçek, tatmış oluyor yani. İlmel yakin. İşte normalde bizim aslında ahiret inancımız da bu derecededir yani. Biz hakiki manada hakkıyla yakın derecesinde eğer ahirete iman etmiş olsak, demek yani o dereceye gelmiş olsak, bazı çoğu dünyevi işlerden şey oluruz. Ne oluruz? En azından günah işlemeyiz. Kesinlikle. Ya bu kadar günah işlemeyiz. Evet, mesela biz yarın öleceğimizi kesin, mesela bir gün hemen aklıma geldi. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e geliyor, diyor ki falan sahabenin diyor şu kadarlık bir ömrü vardır. Çok kısa. O sahabeye gidiyor, soruyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Cebrail bana geldi, senin işte bir günlük ömrünün olduğunu söylüyor. Ya da 3 saatlik ömrünün olduğunu söylüyor. O sahabe çok endişeye düşüyor. Öyle bir endişeye düşüyor ki yemekten, içmekten, uykudan şey oluyor. Kesiliyor. Yani düşün yani sen kansersin. Bugün doktorlar demiyor mu? Sen veremsin, sana bir aylık şey yapıyor. O da halbuki ecelli yani o Allah-u Teala'nın takdir edeceği şeydir yani. Ama yine de insan şey yapıyor yani. Hatta şişman insanlar zayıflamak istemiyorlar, zayıflayamıyorlar bu diyetlerle. Yok ben şey olarak değil yani. Mesela aramızda şişman zayıf meselesi, ben genel manada konuşuyorum yani. Evet. Diyor ki o şişman adama diyor ki sen diyor diyet niyete gerek yok diyor. Yani hiç tabi haberi yok o şişman kardeşimizin. Diyor ki sen diyor 2 ay içerisinde öleceksin diyor. 2 ay içerisinde kesin öleceksin. O da bunu düşüne düşüne şey oluyormuş yani. Zayıflıyormuş. Yani mesela yok. Ben de mesela en azından bu kardeşlerimiz günde 10 dakika rabıtayı mevt yapın derim yani. Ölümü düşün yani. Günde 10 dakika. Ya ben de geçen sene bana yaptığını yapacağım. Şimdi o hadisin kaynağını soracağım. Az önce söylediğim. Hangisi? Bu hani Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Şu sahada şu kadar. Evet, kaynağını sana gösteririm. Evet. Söyledim, kesinlikle kaynaksız konuşmam. Ondan sonra Peygamber Efendimiz o sahabeye diyor ki senin şu kadarlık şeyin ömrün vardır diyor. Sahabe de endişeli, korkulu, yemekten içmekten kesiyor. Geliyor, düşünüyor, diyor ki ya Resulullah diyor. Bana öyle bir amel söyle ki bu işte 3 saatlik içerisinde ya da 3 günlük içerisinde ya da 1 günlük içerisinde, kısa bir zaman içerisinde
öyle bir ibadet yapayım, öyle bir amel yapayım ki Allah da benden razı olsun, ben de Allah'tan razı olayım. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir saatlik ömrün de olsa ilimle uğraş diyor. İlim bahsinde geçiyor bu. İlimle uğraş diyor. İlmin şeyini anlat. Çünkü ilimle uğraşmak hem zikirdir, hem ibadettir, hem de şükürdür. Ahirete iman, İslam'ın en temel inanç konularındandır. Yaşamayı ve ölümü ne kadar gerçek olarak idrak ediyorsak, ahiretin olacağını da o derece kabullenmek ve inanmak gerekir. Yaşayan her canlı gibi insan da belli bir ömre sahiptir. Hani ayet-i kerimede her topluluk için bir ömür vardır. Her nefis içinde, her nefis ölümü ne yapacaktır? İşte tadacaktır. Cenab-ı Allah'ın takdir etmiş olduğu vakit geldiğinde her insan ölümü tadacaktır. Allah'tan başka her şey ölümlüdür. Kasas suresi ayet 88. Ondan sonra yine Yüce Rabbim şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفَرْ Ne diyor? تُفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِئِكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمُ الْغَيْبِ وَالسَّمَاءِ شَهَادَةِ فَيُنَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sadaka Allah Azim. De ki, sizin kaçtığınız o ölüm var ya, o mutlaka sizi karşılayacaktır. Başka bir ayette, اَيْنَ تَكُونَ يُدْرُكَ الْمَوْتِ Siz nerede olursanız olun, o ölüm sizi ulaşacak. Ve lev kana fi buruc, isterse o dağların en yüksek tepelerine çıkın ki Nuh Aleyhisselam'ın oğlu öyle demişti. Oğlum gel işte tufan gelecek, bin şu şeye gemiye, ismi de Kenan. O diyordu yok diyordu. Ben yüksek dağların tepelerine çıkarım. O tepenin üzerinde bilmem kendi aklı delillerle ve orada da ölüyor işte. Sonra da görünmeyen ve görünen ve ne varsa hepsini bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. O da sizin yaptıklarınızı tek tek bildirecek ve ondan ötürü karşılığını verecektir. Bu da Cuma suresi ayet 8. Allah-u Teala'nın razı olduğu bir hayat sürdürüldüğü takdirde mümin için ölüm bir yok oluş, bir çürüyüş değildir. Bunu bir tanesi söyle diyor. Diyor ki ölüm yani yok olmak yani değildir yani. Ölüm yani ölümsüz değildir yani. Yani ölüm ölümsüzlük değildir. Şey, ölüm ölmek değildir yani. Bu diyor buna şeye benzer diyor. Mesela diyor bir kafesin içerisinde bir kuş var. Bir tane işte Azrail diyelim ki geldi. İşte eliyle o kuşu o kafesten aldı. Aldı. Kuş o kafesten çıktığı zaman kuş ölmüyor. Kuş o kafesten göçtü. Alındı. Ondan sonra kabire geldi. Kabirde tekrar kafesin içine koyuldu. Tekrar cesede ne yapıldı? Verildi. Bu denen dediğimiz ruh. Yani ölmüyor. Oradan alınıyor, oraya ne yapılıyor? Konuluyor. Böyle anlarsanız daha güzel olur. Diyor ki, ebedi hayat için uyanmak olarak değerlendirmek daha doğru olur. Çünkü insanoğlu bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Mesela Mustafa abi biraz el şey okudu. Tebarekellezi biyedil mülk ve huve ala kulli şeyin kadir. Burada. Ellezi halakal mevte vel hayata liyebluvekum eyyukum ahsanu amela. Biz hayatı ve biz ölümü ve hayatı yaşantıyı yarattık ki iyileri ve kötüleri birbirinden ayırt etmek için. Aranızda hangisi daha iyidir? Onu imtihan etmek için diyor. Biz ölümle hayatı yarattık diyor. Kim daha güzel amel yapacak diye biz o ölüm ile hayatı yarattık diyor. Evet. Hadis zatında ölüm dünyanın sıkıntı kargaşalarda dolu havasından sıyrılmak ve ebedi saadetlere ermek için geçilecek olan bir kapıdan ibarettir. Evet, ölüm bir yok oluş değil. Bu dünyada yapılan her şeyin mükellef olan insan tarafından ahirete karşılığını ve sevap ya da günah olarak karşılığında bulunacağı sürecin başlangıcıdır aslında. Bunu İmam Rabbani Hazretleri Yunus Emre şöyle bir şeyle diyor. Diyor ki ana rahminden çıktık, geldik pazara, bir kefen aldık, döndük mezara. Böyle. Yani ana rahminden çıktık, geldik pazara, dünya pazarına. Mesela bu da şuna benzer. Mesela bir çocuk anne karnındayken, ana rahmindeyken çocuk orayı dünyanın en geniş yeri olarak bilir. Niye? Çünkü ana hortumundan besleniyor. Sütü, yemeği, rızkı hepsi oradan geliyor. Tuvalet problemi de yok. Yani burası bay, burası bayan.
Ondan sonra abdest alma, namaz alma da yok zaten. Ne yiyor? Yiyor, içiyor. O ana rahmini dünyanın en geniş yeri olarak biliyor. Ama ana rahminden çıkar çıkmaz çocuk ağlıyor. Ve bugün ağlamanın, bu çocuğun, her doğan çocuk ağlıyormuş yani. Bu ağlamanın şeyini çözemediler. Niçin ağlıyor bu çocuk? Ve bu çocuk ana rahminden çıkınca dünya, geniş bir dünyaya görüyor. Bu geniş dünya karşısında bakıyor ki Allah Allah, ben daracık bir yerde şimdiye kadar nasıl şey yapmışım? İşte biz ahirette de göçünce, ölünce, yani başka aleme göçünce, berzak alemine göçünce, biz bu dünyayı, yani diyelim ki bir galaksi topluluğu var. O galaksi topluluğunu çöl kumlarına benzetelim. Çöl kumlarının içerisinde bir galaksi topluluğu var. Yıldızlar, güneşler, aylar var. O çöl kumlarının içerisinde dünya bir şeydir. Bir kum tanesidir. Ahirete gidince bunlar aynen bir, bu dünya ahiret karşılığında bir kum şeyi gibi gözükecek. Olacak yani. Allah hepinizden razı olsun. Lillahi Teala'l Fatiha. On bir dakika yapmışız Mustafa abi.